Manşete hoş geldiniz. Gündemde Erdoğan'ın PBS televizyonuna verdiği röportajda sorgulanması, gazeteciliğin sorularına sinirlenmesi ve verdiği ters cevaplar var. İşte şu diyalog çokça dolaşımda videosunu da görmüşsünüzdür. Görmediyseniz diyaloğun deşifresi burada. Gazeteci özellikle bir takım isimler sayarak cezaevinde olan ve AYM kararlarına, ahim kararlarına uyulmayan bir ülkede diyor ki size tehdit yarattığını düşündüğünüz insanları tutukluyorsunuz. Böyle bir algı var. Ve e, gerçekten böyle mi? Yani bu insanlar size karşı bir tehdit mi? Bu sizi niye bu kadar ilgilendiriyor diye tersliyor. Tekrar işte bu ahim kararlarını falan hatırlatınca gazeteci, kesmeye hakkın yok, beni kesmeyi saygı göstermelisin diyor. Bugün ağırlıklı olarak gazetecilik kurallarını konuşacağız ve belki yeniden <laughs> bu işin ABC'siyle falan başlayacağız ama... E, İlk defa e, uzun yıllar sonra bir e, sorgulama esnasında, bir gazeteci sorgulaması karşısında Erdoğan'ın bu kadar sert tepki verdiğini görüyoruz. Daha önce başka tepkiler de var ama e, çünkü ne zamandır artık e, dünya televizyonlarına çıkmıyor. Dünya televizyonlarında, dünya gazetecilerinin karşısında e, onların sorularına cevap vermiyor. Esasen PBS de ayarlanmış bir röportaj. Daha önce de PBS'e röportaj vermişti. Geçen yıl, önceki yıl hatırlıyorum. O dönem böyle yakın markaja alınmamıştı. Belki canlı sıkan bir iki soru vardı veya anlaşmalı soru vardı bilmiyorum. PBS televizyonuyla yapılan bir anlaşma veya bir mutabakat çerçevesinde bu söyleşiler gerçekleştiriyor, gerçekleştiriliyordu. Çünkü saray ve çevresi, özellikle sarayın propaganda ekibi Erdoğan'ı kurtların önüne at atmaz. Mutlaka ilgili yayın kuruluşu ve ilgili gazeteci kimse artık önden brief edilir ne bileyim oturulur konuşulur toplantısı yapılır çerçeve belirlenir hangi konulara girilecek hangi konulara girilmeyecek. Yani siz zannediyor musunuz ki 22 sene sonra Erdoğan bu konuda yaş tahtaya basacak? Mümkün değil. Hele özellikle son son 10-12 yıldır kendi medyasını tamamen dönüştürmüş ve düzenlemişken. Mümkün değil, imkanı yok. PBS'de böyle bir şey ayarlanmış. Önceki yıllarda olduğu gibi gazeteci seçilmiş, gündem belirlenmiş, sorular seçilmiş filan ve bu işte bir biçimde dünyaya da servis edilecek. Niye? İşte Erdoğan bir dünya televizyonunda bir dünya gazetecisinin karşısında bak sorulara cevap verdi. Ayak ayak üstüne arttı. Pek öyle olmadı. Gazeteci enteresan bir şekilde muhtemelen bir daha artık <laughs> böyle bir röportajı rüyasında bile göreme Ama e, mühim olan da o değil. Yani bir bir yönüyle de gazeteci kendi açısından altın bir vuruş yapmış olabilir. Ya da e, tamam sen her şeyi belirliyorsun ama ben gene sorularımı soracağım falan deyip ee, tabir yerindeyse baba tabiriyle söylüyorum bir bacak arası yapmış olabilir. Bilmiyoruz. Neyse ne? Erdoğan'ı bir daha PBS'e çıkıp çıkmayacağını bilmem ama bir daha bu kadın gazeteciyle bir röportaj, bir interview İngilizcesiyle mümkün olmayacak. Fakat Neticede bir şeyle karşılaştı Erdoğan. Yani ilk defa bu kadar ayarlanmış, planlanmış bir röportajda, söyleşide bile bir bariyerle, bir engelle, bir sorgulamayla karşılaştı. İşte bu tekrar gazetecilik kurallarını hatırlamamıza yol açtı. Ne demek beni kesmeye hakkın yok? Gazeteci istediği gibi keser. Sorusuna cevap alana kadar sana sorusunu sorar. Az İngilizceniz varsa bir yabancı yani bir, bir, bir İngiliz veya Amerikalı bir gazetecinin muhatabına soru sorarken soru, sorusunun cevabını alamayınca veya e, yes or no ya da sorusunu tekrarladığını yani evet mi hayır mı e, soruma cevap vermiyorsunuz sorusunu ikinci kere üçüncü kere dördüncü kere tekrarladığını duyarsınız e, ya da evet mi hayır mı diye kesin ve net bir cevap beklediğini Politikacı ağzında gevelese bile onu tekrar ber tekrar hatırlattığını falan duyarsınız. Keser, böler. Yani böyle bir söyleşi de sen e, soru sorulduktan sonra düğmeye basılmış gibi ben başlarım bitirene kadar beni bekleyeceksin falan. Böyle bir şey yok. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Sen nasıl kesiyorsun o da keser. Beni, beni keseme, benim kesmeye hakkın yok. Bal gibi var. Ama mesele işte bunu bu şekilde Yeni Şafak, Sabah falan gibi sitelerde böyle köpürtüyorlar işte. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu da bir operasyon olarak falan köpürtüyorlar. Ayarlanmış bir röportajı. Neyse Türkiye hepten unut e, kaymış durumda. E, ben eskiden Babaali Babaali Mahallesi'nde ya da ya da Medya Mahallesi'nde e, arkadaşlarla karşılaştığımda ya da işte biriyle herhangi bir mevzu olduğunda falan yani kimsenin kimseden gazetecilik öğrenecek e, hali yok ya da gazetecilik öğretilecek hal yok falan gibi kelimeleri kullanırdım ama artık onu da kullanmamak gerekiyor ve toplumun, kamuoyunun da önüne koymak gerekiyor. Nedir gazetecilik, ne değildir? Birazdan geleceğiz. Namık tam paylaşmış. Erdoğan, eski Amerika Büyükelçisi James Jeffrey ve dört Amerikalı, kulaklıklı olanlar hariç, çoğu heyet üyesi olan Türklerle New York'ta bir araya gelmiş. Türk'ün Türkiye propagandası diyor. E böyle zaten. Ayarlanmış top, kapalı toplantılar, ayarlanmış insanlarla. O gelen yabancılar da ayarlanmış. Yani resmi bir muhatap bulamıyor. Bakın, yani Elon Musk dışında göze batan dikkat çeken bir biriyle de görüşmedi. Bir bir fotoğraf geçti gördüm böyle internet Twitter'da dolaşırken Polonya başbakanıyla mı ne görüşmüş. Yani kimi bulursa atlıyor. Yani G20 zirvesinde de öyle olmuştu. Hele şimdi Birleşmiş Milletler zirvesi için New York'a gidince yüzün üzerinde 100 150 bilemiyorum. Devlet başkanı düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde, başbakan düzeyinde insan New York'ta ve hepsine davet gidiyor. 3'ü 5'i kabul ediyor onlar da Erdoğan'ın aslında muhatabı olmayan aslında görüntü vermekten pek de hoşlanmadığı tipler ama ne yapalım işte ancak bu ne tutarsan böyle olta atar gibi atıyorlar işte ne çıkarsa e, çok fazla umulan e, olmadı İşte kamyon falan gezdiriyorlar ışıklı tabelalarda bunların da hepsi iç propaganda senin orada ışıklı kamyonunu kaç tane New York'lu görecek de Washington'lu görecek de aa Türkiye'ye bak falan diyecek yani Londra caddelerinde diyelim ki Sudan devletinin hükümetinin pick dolaştırması neyse senin de orada onu dolaştırman o yani. Geçeceğiz. İç propaganda bu. Basın biraz gazetecilik özelinde gideceğim bugün. Basın çok önemli. Bakın 2017'de dönemin Hazine Maliye Bakanı Ekonomide göstergeler şahane 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz falan dedi ve 2023'te çok daha beter bir tabloyla karşı karşıyasınız ve 2017 9 Ağustos'unda o dönem yardımcı da olabilir yani bakan yardımcısı da olabilir. Ee, zannediyorum Berat Albayrak o zaman Hazine Maliye bakanıydı ile düzelteyim. 2017 Ağustos ayını mumla arıyorsun şu anda. O günkü verileri, döviz kurlarını, fiyatları, ev fiyatlarını, ne bileyim akaryakıt fiyatlarını, şu bu falan, yaşam maliyetini, okul ücretlerini. Şimdi Türkiye'de gerçekten bir hafıza sorunu var. İşte basın da bunun için var. Yani Türkiye'nin iki temel problemi var ve bu ikisi için de kısa orta vadede çıkış görünmüyor. Biri cehalet problemi, bilmiyor, bilmek de istemiyor. İkincisi hafıza problemi, birilerinin hatırlatması, önüne koyması lazım. Yani hafızasız olmaz. Ee, karşılaştırmak gerekiyor. Yani hiçbir gazete, arada böyle tek tük ara görür gibi oldum ama, burada İngiltere'de hemen her hafta her ay yapılıyor bu, yaşam maliyeti. Gıda enflasyonu. Hiçbir gazete, ya her ayın ilk günü gönderecek bir markete belli bir market belirleyecek. İki market, üç market de belirleyebilir. İstanbul, Ankara, İzmir'den seçebilir veya İstanbul, Ankara, Diyarbakır'dan seçebilir veya işte farklı iki, üç ilde seçebilir. Yani şey olsun diye, çeşitlilik olsun diye. İşte diyelim ki Ankara'da Migros'a gittik, öbür tarafta Carrefour'a gittik, bilmem nerede de BİM'e gittik. Aynı markete her ay git. Aynı ürünleri al, temel gıda maddeleri ve Aylık gıda enflasyonuna bak. Bir kendine göre bir market endeksi oluştur. Sonra bu 3 marketi 5 markete 10 markete çıkart. Çok zor bir şey mi? Ve yıllık enflasyon, yıllık gıda enflasyonunu oluştur. Aylık gıda enflasyonunu onunla koy. Fiyatları milletin gözünün içine sok ki herkes görsün. Hükümet de yalanlayamasın. Bu düz işi bile yapmıyorlar. Yani evet bir cehalet var bilme, bilmeme ve bilmek istememe hali. Fakat arkadaş hafıza sorununu giderecek gazetecilik de yok. İşte en temel sorun da bu. Gazetecilik böyle bir zamanda devreye giriyor. Vakayı rapor yapma, hatırlatma, öncekiyle şimdikini karşılaştırma. Ya bunun için özel habercilik, soruşturmacı, gazetecilik falan gerekmiyor. Basit yani. Korkut Boratav, Gülümhan Gülten'e konuşmuş dikende. Ekonominin çökmesi değil, durgunlaşarak çürümesini yaşıyoruz demiş. Çok güzel bir laf. Çok hoşuma gitti. Yani çökme ve durgunlaşarak çürüme. Ee, herkes şunu söylüyor ya. Yani hani çökmüştü, hani ne oldu? Bak işte dolar 10 lira olursa tufandı, bak oldu olmadı. 20 lira olursa şöyle. Böyle bir çöküş olmadı. Ya da böyle bir dibe vuruş olmadı. Ee, Korkut Boratav Hoca ki 87, 88 yaşında mühim bir duayendir durgunlaşarak çürüme tabirini kullanmış şahane bir laf şahane bir laf bir başka önemli Türkiye aydını Ümit Kardeş Hollanda diyor suç işleme sayısı azaldığı ve tutuklama yerine uzaktan takip yöntemini uyguladığı için 2013'ten bu yana 25 cezaevini kapattı Türkiye ise yüzlerce cezaevi açmakla övünüyor bu iken bu gazetecileri, akademisyenleri, politikacıları, entelektüelleri doldurdular cezaevlerine. İşte niye 2 3 cümle önce söylediğim konu yani hafıza meselesi. Kimse hatırlatmasın, kimse sorgulamasın. Kimse haddini aşmasın. Biz ne diyorsak o. Ülke tüm mahalleleri itibariyle söylüyorum, gülü birlik yaşamaya başladı. Gülü birlik. Balık hafızadan daha beter bir durum çok 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 fena bir durum yani. O arada X artık X neyse e, tamamen ücretli oluyormuş. Twitter kullan, Twitter lafını kullanma artık yavaş yavaş gündemimizden çıkıyor. Ben bu konuda Elon Musk'ın attığı adımlara stratejik olarak, politik olarak yani şu noktadan sonra o kadar hemen her konuda bilebildiğimiz konuda, ana, ana, analitik olarak düşünebildiğimiz konuda veya işte aklımızın erdiği konuda bir şey söylüyoruz, değil mi? E, Twitter konusunda uzun yıllardır içindeyim 2009 yılından bu yana kaç sene olmuş 14-15 sene olmuş e, bu konuyu iyi biliyorum ve e, o iş orada ne döndüğünü de biliyorum şimdi e, Twitter'ı dönüştürdü Elon Musk bir yılda son 365 günde ve e, bunu yaparken de belli ki oraya alırken 44 milyar dolar saydı yani, oraya alırken belli bir bilinçle belli bir düşünceyle belli bir anlayışla ve bir kararlılıkla ve bir hedef gözeterek e, muhtemelen e, adımlar attı atıyor. Başta bunu anlamadık. Sonrasında bu anlaşıldı. E, ben şeyden e, yani Twitter'la ilgili ne söylersen söyle adam bildiğini okuyor neticede. Yani mülk sahibi o. Ayrıca da e, çok da fazla bu konuda tartışmanın, konuşmanın ya da işte görüş belirtmenin durumu değiştirdiğini, değiştireceğini düşünmedim. E, neticede bu sosyal Aha bu sosyal pilot platform izin verdiği sürece de biz orada düşüncelerimiz, fikirlerimizi açıklamaya devam edeceğiz. İzin vermezse de biter başka bir yere geçersin. Bu, bu, işler böyle artık. Çok da fazla kafa şey yapmaya gerek yok. Sistemi kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz diyor. Burada gerçekten niyeti borç hesaplar, troller falan bunları temizlemekse kimse yani 10 peni bile verecek olsa, 10 cent bile, 10 kuruş bile yani hangi para biriminde söylerseniz söyleyin vermez o parayı. Yani e, e, dolayısıyla küçük bir aylık ödeme ile işte sen burayı kullan tamam bana 10 dolar vermiyorsun ama en azından 10 peni ver ki ben de senin gerçekten doğru kişi mi gerçek kişi mi olduğunu anlayayım. Bir banka hesabın var işte buraya 10 peni de olsa ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla sen de burayı serbestçe kullan yok. O işler öyle olmuyor. Burada tabii bir kazanç hesabı yaptığını zannetmiyorum ama e, insanlar kaçar. Dolayısıyla buranın ücretsizliğinin devam etmesi icap eder. Ücretli abonelere avantajlar tanırsın. Uzun video gibi, ne bileyim uzun metin gibi. Ücretsiz olanla zaten sınırlamışsın sınırlayacağın kadar. İşte günlük tweet gösteriminin falan bile sınırı belli. Neyse bundan daha öte bir sınırın da işe yarayacağını ve ters tepeceğini işe yarayacağını zannetmiyorum. Ters tepeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar Twitter hakkında yorum yapmadım ama en azından bu yorum kayda geçsin diye söylüyorum. Şimdi 5 temel gazetecilik kuralı derken nihai olarak şuna bakalım. Şimdi birkaç gündür bu haber konuşuluyor. Ee, çocuk e, e, psikiyatristi. Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu cezaevinde şu anda ve hakkında iddialar var. Şimdi ben iddialara onlarca çocuğu ferakete sürükledi mi sürüklemedi mi durum nedir ailesine nedir, bunlara girmeyeceğim fakat bu konuda şunu söylemem lazım. Türkiye'de 5 temel gazetecilik kuralı var ve bu 5 beş kuralın 5'i de uygulanmıyor. 5'i de uygulanmıyor. Ve bu haberde bu çok net bir şekilde görüldü. Neden bu haberi özellikle seçtim? Onu da sonda söyleyeceğim. 1. Gazetecilikte 5N1K kuralı diye bir kural vardır. Yani ne, nasıl, nerede, ne, neden, ne zaman ve kim sorularının cevabı olmalıdır bir haberde. Bu yok. Ne zamandır yok. İki, teyit mekanizması olmalıdır. Yani haberi teyit etmelisin. Teyit etmediğin haberi girmemelisin. Doğrulama. Her duyduğunu hemen o gün gazeteye basmamalısın. Yani e, batıda e, gerçekten böyle ol. Yani hemen bir saat içinde, üç saat içinde, beş saat içinde haberler yazılıp merkeze gönderilip çık. böyle bir şey yok. Özellikle dosya haberciliği yapıyorsan haftalar sürüyor ve teyit mekanizmasını Batı'da özellikle çok ciddi gazetecilik kuruluşları bir ekiple beraber bir teyit ekibi oluşturmuşlar. Yani muhabirin veya editörün neyse gönderdiği haberi alıyor bu ekip, teyit ediyor. Gidiyor tarafları buluyor. Onlar onlardan teyit ediyor. Bu gazeteci gerçekten buraya gitmiş mi? Bununla konuşmuş mu o adam? Gerçekten o işi yapıyor mu? Filan falan. Ve en ufak bir şey yakaladığında diyelim ki tik e, atıyor işte tamam o doğru, o doğru, haberin şu unsuru doğru en ufak bir bir yerde bir, e, bir bir yanılgı, bir yanlış bir hata yakaladığında haberi iptal ediyor. Yani büyük kurumlar kendi içinde teyit mekanizmasıyla e, haberi belli bir süzgeçten geçirip yayına veriyorlar. 3. Tüm taraflardan görüş alma Tüm taraflardan görüş alacaksın. Görüş vermeyene de görüş vermedi diyeceksin. Hani bugün Netflix belgesellerinde görüyorsunuz, belgeselin sonunda filan filan kişiyi işte aradık veya işte yazdık veya talep ettik fakat e, e, mikrofonlarımıza konuşmayı reddetti. Bunu Netflix belgeselinde görüyorsun ve buna inanıyorsun, buna evet bak, Netflix işini doğru yapıyor falan diyorsun da kendi medyanda neden e, bunu sorgulamıyorsun? Tüm taraflardan görüş alacaksın. E ee, bu taraf yani bu benim niye almıyorlar bu, haberi bu benim haberimi zayıflatır bu benim iddiamı e, şey iddia senin değil ki yani sen haberi yazıyorsun bir iddia sahibi varsa haberde haberin unsurlarında bir iddia sahibi bir iddia ortaya koymuş görüş alman lazım şimdi son günlerde İngiltere'de bir numaralı gündem Russell Brand denen oyuncunun oyuncu hakkında dört kadının ya da daha fazla sayı artıyor cinsel taciz iddiasında bulunması hatta tecavüz iddiasında bulunması. Bununla ilgili iddiaları çok geniş bir ekip haftalar süren çalışma sonucunda ortaya koyup şey yaparken yayına hazırlayıp yayınlarken Russell Brand'in yani oyuncunun görüşlerine de ve onun çevresinin görüşlerine de alternatif görüşlere de uzman görüşlerine falan da yer verdi. Bu işler böyle yapılır. Benzer bir Hikaye yani işte ensest, taciz, çocuk tacizi falan filan gibi bir konudan bahsediyoruz. Niye tüm taraflardan görüş almıyor Türkiye medyası? Çünkü haberinin zayıflamasını istemiyor. Yani bir habercilik yapma iddiası yok. Ortaya bir şey yapacak, atacak yani bir şeyin tarafı ve ortaya bir iddia atacak veya ortaya bir ne bileyim bir çamur atacak izi kalacak. Bilmiyorum. Neyse ne veya bir siyasi görüşe, ideolojiye veya gruba kliye hizmet için böyle yapıyor, bilmiyorum. Ve tüm taraflardan görüş aldıktan sonra, teyit mekanizmasından sonra, haberin tüm unsurlarını gördük koyduktan sonra, yargıyı kamuoyuna bırakacak. Yani profesör kabus diye başlık atmayacak, katil diye başlık atmayacak, terörist diye başlık atmayacak, hain diye başlık atmayacak. yani hani Türkiye'de mahkeme yok da hadi diyelim ki Türkiye mahkemelerinin kararıyla falan suçu sabitle, sabitleşir veya işte efendim Türkiye mahkemeleri bir karar alır işte hükmü kişinin boynuna asar da sen de o zaman <laughs> hüküm verirsin. Hadi diyelim yani. Bu da böyle hiçbir şey yok. Devam. Son beşinci madde. Madde madde gidiyorum. Cevap hakkına saygı. Şimdi sen teyit mekanizmasını çalıştırmış olabilirsin. 5 bir 1 dikkat etmiş olabilirsin. Tüm taraflardan görüş almış olabilirsin. Yargıyı kamuoyunda adına bırakmadığına gerçekten alabildiğine titiz çalışmış olabilirsin. Alabildiğine bu konuda dikkatli olmuş olabilirsin. E, fakat son tahlilde birileri cevap veriyor habere. Muha yani muhatap. E, atlamış olabilirsin. Onların cevap hakkına saygı göstereceksin. Ertesi gün, sonraki gün onların cevap hakkını, açıklama hakkını, kendini kendini savunma hakkını gazetene koyacaksın ki ancak böyle bir haberin arkasında durabilirsin ve haberin güçlenir. Haberin konuşulur, haberin yayılır, haberin ses getirir. Haberin büyür. Tabii böyle bir kaygı, böyle bir şey olmadığı için de bugünkü gibi kutuplaşma oluyor. Bir taraf tam alabildiğine olayın Arkasında dururken bir tarafta alabildiğine hayır efendim burada hoca e, suçsuzdur e, ve işte efendim hücum ediliyor. Gereksiz yere, lüzumsuz yere diye bir kutuplaşma oluyor. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Ben ne hocayı ne de muhataplarını ne de aileleri ne de hocanın avukatını hiçbirini tanımıyorum. Tanısam da bir şey fark etmez. Tanıdığınızı düşündüğünüz insanlar da sizi yanıltabilir. Geçmişte bizim hayatımızda ne örnekler var? Dolayısıyla kimseye kefil olamazsınız. Ne profesöre, doktora kefil olabilirsiniz, ne ailesine kefil olabilirsiniz. Tanıyıp tanımamanız önemli değil. Ben aileyi tanıyorum. Onlar güzel insanlar. Ay, nereden biliyorsun? Kişi ailesini de yanıltmış olabilir. Ailesi seni yanıltıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani e, avukat yanıltıyor olabilir. Gazeteci yanıltıyor olabilir. M mağdur veya kurban ilan edilen veya işte olduğu ileri sürülen kişiler seni yanıltıyor olabilir. Man manipüle ediyor olabilir. Güzel kelime manipüle. Nereden biliyorsun? Dolayısıyla işte bu beş gazetecilik kuralına dikkat edersen güzel vakayı rapor yaparsın, güzel bir dosya hazırlarsın ve sonra başın ağrımaz. Bugün birinin veya birilerinin başı ağrıyorsa bundan, buna dikkat edilmediği için. Temel gazetecilik kriterlerine dikkat ettiğinde Yastığa başını rahat koyarsın ve işini doğru yapmanın huzuruyla uyursun. Uyandığında elbette yeni sürprizler olabilir haberinle ilgili bu da seni heyecanlandıracaktır. İşini doğru yaparsan zaten herhangi bir kaygın olmaz. E, bunlar önemli. Beşen bir k önemli, teyit mekanizması önemli, tüm tarafların görüşünü almak önemli, yargıyı kamuoyuna bırakmak önemli, mahkemelerin yerine geçmemek önemli, cevap hakkına saygı önemli, 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 önemli. Ve ayrıca kimseye kefil olmayacaksın. Bu da önemli. Olayın tüm taraflarının iddialarını ortaya koyacaksın ve çekileceksin. Sen ne beklenen bu zaten. Lafı uzattım ama son günlerin popüler tartışmasına dair, popüler konusuna dair e, birkaç çift kelam etmek icap ediyordu. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.